Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Erdoğan'ın eski danışmanlarından olan Akif Bekki sıra dışı bir yazı kaleme aldı. Akif Bekki iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hubris sendromunu bulaştırmak istediğini iddia etti. Karar Gazetesi yazarı Akif Bekki'nin İmamoğlu'nu bekleyen sinsi tehlike başlığıyla yayınlanan yazısının ilgili bölümü şu şekildeydi. Bir illet ki adına hubris sendromu deniyor. Bir ara popülerdi siyasi atışmalarda, sonra unutulmaya yüz tuttu. Güç zehirlenmesinden kibir hastalığına tutulmak dersem hatırlarsınız. Bismillah dün bir bugün iki. İmamoğlu'yla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ama bu marazaya yakalanma riskinden sandığımız kadar uzak değil. Hafızanızı yoklayın. Çıkaracaksanız risk altındaki siyasilerin kitaptaki tarifi şöyleydi. Demokratik ülkelerde tekrarlayan seçim zaferleri liderlerin hubris sendromu hastalığına yakalanma olasılığını artırıyor. 3 ayda üst üste 2 seçim zaferi, üstelik ikincisinde daha büyük kazandı. 2 kere törenle mazbat aldı. Uymuyor mu, oturmuyor mu tanıma? Hala risk grubuna girmediği kanaatindeyseniz iktidarın ne yapıp ne edip bu virüsü İmamoğlu'na bulaştırma planlarında göz önünde bulundurun. Kılıçdaroğlu kapıdaki tehlikenin farkında ki hemen korumaya aldı hedefteki adamını. Cumhurbaşkanlığı için adaylığını bugünden konuşmak onu yıpratır diye o beklentilere kapı yaralamadan kapattı. Erken seçim söylentileriyle ilgili de tuzağı gördü CHP lideri. 1989 travmasını yeniden yaşamak istemiyoruz diye onun da önünü kesmedi mi? Geçmişin acı tecrübelerinden çıkardıkları derslerle temkinli davranıyor ana muhalefet. Yol kısa, ödül büyükse üstüne atlamıyor. Farkındaysanız İmamoğlu'na da aynı ihtiyat hakim. Altın kase içinde her uzatıldığında baştan çıkarıcı soruları üfleyerek tadıyor. Gözünü daha yukarılara dikmeye her davet aldığında başkanlığın hakkını vermeye odaklanacağını söylüyor. Fakat imtihan çetin geçecek benden söylemesi. Hazırlıklara bakılırsa yükseltme hırsını kamçılama, siyasi kariyer şehvetini kışkırtma planları tıkır tıkır işletilecek. Ali İhsan Yavuz, AK Parti adına iptal başvurusu yaptığında bile kaç kişi inanıyordu sonuna kadar gidileceğine? Birileri zorluyor ama bu delilik olur. Erdoğan böyle bir çılgınlığa izin vermez, son dakika durdurur umudu yaygın değil miydi? Bunun İmamoğlu'na altın tepside muazzam bir zafer hediye etmekten başka bir işe yaramayacağı görülüyordu. Kimse de bu sebeple Yüksek Seçim Kurulu'ndan iptal kararı çıkacağına inanmak istemiyordu. Göz göre göre olmadı mı? Ya güldüm, kusura bakmayın, o süreç aklıma gelince bir şeyler oldu falan diyordu ya bu kişiler. Seçimin iptal edileceğini zaten biz biliyorduk ki iptal edilmesi iyi bir şey oldu. Niye iyi bir şey oldu? Yazıyı da kestim ama kusura bakmayın, gülmek zorunda kaldım. İmamoğlu seçimi iptal edilmeseydi AKP'lilerin hedefinde olacaktı. Oylarımızı çaldılar, oylarımızı iç ettiler, ona yazdılar, bunu yazdılar diyerek adamı yıpratmaya çalışacaklardı. O seçimin tekrar edilmesi gerçekten hayırlı oldu. İmamoğlu'nun önü açıldı. İptal edilmeseydi bu saçma sapan iddialarla boğuşmak zorunda kalacak. Belki de halkıyla kucaklaşamayacak, önemli hizmetler veremeyecekti. O nedenle seçimin iptali İmamoğlu'nun önünü açtı diyebiliriz. Neyse, şimdi yazı şu şekilde devam ediyor. Milli iradeyi kabul ettirme, sandık sonuçlarına saygıyı öğretme mücadelesinin şampiyonluğunu kimseye bırakmayan bir parti kalkıp kendisini inkar mı edecek deniyor. Kondurmayanlar olmaz öyle şeyciye, ciddiye almayanlar da çoğunlukta. İmamoğlu'nu demokrasi kahramanı mı yapacaklarmış? Belki de basiret bağlanmasına bağlı ters tepecek çırpınışlar değildir. Rakibin enayetini gıdıklayarak tatlı tatlı iç geçirtip zehirlemektir plan ha. Ben neymiş yahu kibrinin aklını ele geçirmesi ve şuurunu kapatması için izlenen çok bilinçli bir strateji olamaz mı? Ne me lazım üstümüze kalmasın, bizden günah gitsin diye şerhimizi düşerim de dursun şöyle kenarda. Ayaklarını yerden keserek İmamoğlu'na hubris şerbetini içirme stratejisi tutmazsa dönüp suçu yine baştan uyaranlarda aramak yok ama anlaştık mı? Şeklinde bir yazı yazmış. İmamoğlu kibirli bir adam değil. Beylikdüzü'nde de belediye başkanı olmadan önce halk onu seviyordu. Belediye başkanı olduktan sonra da değişmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu, kazandı ve yine değişmeyecektir. O samimiyeti, o içtenliğini devam ettirecektir. Hiç kimsenin merakı kalmasın, büyü mü yapacaklar, hubris şerbeti mi içirecekler, ellerinden gelen ardına koymasınlar. İmamoğlu'nu o şekilde bir insana dönüştüremezler. Kibirli bir insan haline dönerse, halka tepeden bakarsa, zaten halk onu oraya nasıl getirdiyse indirmesini de bilir. Ama Ekrem İmamoğlu öyle bir adam olmayacağının işaretlerini arkasında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşı dinleyen resmini koyarak gösterdi. Bir tane AKP'li milletvekili de çıkmış. İşte diyor sert bakışları var diyor. Demek ki diyor sert bakışlarla diyor yönetecek diyor. Arkasına koyduğu resimde diyor Atatürk sert bakıyor. Orada Atatürk kendisine bir şeyler anlatan vatandaşı can kulağıyla dinliyor. Tekmelemiyor. Hani tekmelenmişti ya madencinin bir tanesi Manisa Soma'da. Veya hadi oradan diye bağıran da yok orada o resimde. Ananı al git denen birisi de yok. Ananı al git diyen birisi de yok. Can kulağıyla Atatürk karşısındaki yaşlı bir amcayı, bir vatandaşı dinliyor. İmamoğlu da o resmin şifrelerini zaten Fox Haber'de anlattı. Vatandaşı dinleyecek. Vatandaşın sorunlarına çözüm bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarında vatandaşlarını açacak bir başkan olacak. Onu anlatmaya çalıştı yani. Kimse merak etmesin. Akif Bekir de güzel yazılar yazıyor. Güzel şeyler yazıyor ama bu kadar uzun yazmasına gerek yok. Vallahi okurken ben bile sıkıldım. Kısa ve özet bir şekilde anlatabilirdi. İlgiyle yazılarını okuyoruz. Görüşleri çok güzel. Ama kusura bakmasın gülmeden geçemedim o Ali İhsan Yavuz konusundaki ifadelere.